Erdoğan abi buyursunlar efendim. Şimdi tabii olağanüstü bir felaket ve koordinasyonsuzluktan bahsedildi. Hiç kimse bunu tahmin etmemiş. Yani 10 ayrı noktada böyle büyük bir felaket yaşanıyor. Üzerine çok şeyler konuşulur. Bundan sonrası için ki ben hoca gibi yani iyimser değil ama bu sorunun önünü Erdoğan onu da çok fazla abartmayalım. Neyi? 99 depremi de 16 milyon insanın yaşadığı bir bölge üzerine yayıldı. Ben devam edeyim. O benzer şeyler de söyleyeceğim. Depremlere hazırlıktan bahsediyoruz. Mesela eğer İstanbul'da olursa ne olacak? İşte yapı stoğunu şöyle yapalım, şunu böyle yapalım diye hoca anlattı. Naci Hoca anlattı. Yıllardır da anlatıyor. Onun gibi de birçok kişi anlatıyor. Fakat şunu gördük. Bu kadar büyük çaplı bir deprem olursa biz nasıl müdahale ederiz? Acil eylem planı oluşmamış. Evet. Herhalde vardı. Ama şunu mesela herhalde askerde vardır. Atıyorum falanca ilimize şuradan bir saldırı olursa biz şöyle yaparız. Oradan da şunlar gelir. Buradan da şu silahlı kuvvetler gelir diye bir eylem planı muhakkak vardır. En azından hepimiz askerlik yaptık. O çerçevede bazı şeyler anlatılır. Burada olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla eğer İstanbul için nasıl hazırlanacağımı söyleniyorsa bunu inşaatçılar, yerel yönetimler, işte Ekonomi Bakanlığı şu bu bir şeyler yapacaktır. Ama acil eylem planlarının yani kimin nerede nereye nasıl müdahale edeceğinin daha önceden hesaplanması gerekiyor. Ben Gölcük depreminde şöyle demiştim o zaman. Hatta yayında Nuri Çolakoğlu vardı. Dönüp Nuri Bey'e demiştim ki kriz içindeki insanlara kriz yönetimi bırakılmış. Bu mümkün değil. Çünkü Gölcük'teki yetkili kişi sanıyorum kaymakamlıkta yürütemez. Çünkü yakınlarını kaybetmiş. Evet. Onun yerine kimin idame edileceği, nasıl olacağının bir planı herhalde vardır. Böyle zannediyorum ki buradaki eksik olan noktalarda bu konuda da dersler çıkarılmıştır. Ve bundan sonraki süreçlerde o eylem planı nasıl yürütüleceği ifade edilir. Benim şöyle bir yaklaşım var. Eğer siz krizi yönetemezseniz, hayatın her alanında geçerli bu, kriz sizi yönetir. Evet. Bu, çok özür dilerim, bir iki şey daha ekleyeceğim. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bugün bölgeden arkadaşlarla konuştuğum yardımlar konusu hep konuşuluyor. İşte şunu getirin, bunu getirmeyin de. AFAD da bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor yetkili yerlerde. Söylemekten utandıkları için ısrarla altının çizilmesi lazım. Kamyon kamyonda gitmesi lazım. İki konu. Çocuk bezi ve kadın hijyen pedi. Büyük sıkıntıymış. Aynı bölgede. Şey 17 Ağustos 99. Aynı şey evet. Erdoğan abi seyyar tuvalet. Yani o da ayrı. Döndük geldik. Ayrı. Oradan hala daha bir seyyar tuvalet deniz kurmak. Kabul ediyorum ama kadınların yani bu sorunu. Düzenleri de bozuluyor. Evet çünkü. Ve şikayet de edemeyip ya da dile de getiremiyorlar. Türlü nedenlerden dolayı özellikle altını çizmek istiyorum. Belki sonra fırsat olur. Hayır. Şey yapalım. Bir genel konuları konuşalım. Sonra bunlara gelelim. Tamam. Çünkü bu zaten sosyal medyada da çok konuşuluyor falan. Böyle bir yayın kurulu gibi toplandığımız için söylüyorum. Yine bizi ilgilendiren bir konuda şunu